beni bırakabilir. Onlar bırak bana şöyle. Minnetleri de orada. Ha. Ben ne yapayım ben? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neydi sas? Direkt kümese iniyorum. Kümeseyi açıyoruz. Bugün sürprizim var. Asilleri sürüye karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah tutumuzla yiyelim. Kümese geçelim. Yaz sezonunda da sabah kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Sabah kalkıp ne kadar sebze, meyve varsa onlarla atıştırıp güne başlıyoruz. Kış sezonu tabi böyle olmuyor. Kışın evde kahvaltı yapıp iniyorum. Yazın ise bahçede kahvaltımı yapıp kümese geçiyorum. Bunu ne yapıyorsun kızım? Kızım özledin mi senden sana? Özledin mi aslanım? Tontik ponim. Babam keşiflere suluk yapmış. Otomatik suluk. Üstüne de böyle çadır yapmış. Güneşten korumak için. Biraz komik olmuş ama mantıklı. Lazımdı bizim buraya bir otomatik suluk. Biraz abartmışım ben amire geldim. Yani tipi bozulmuş su şeyi. Tam mesela güneş var, tamam mı? Güneş açıyor. Bunu açacağım. Bu kümes normalde çok daha tatlı duruyordu. İnşallah senyardır bu. Bakayım. Oo, bir de bunu zımbalamış buraya. Hiç beğenmedim. Bu ne yapboz gibi burada parça duruyor ya. Babam zaten bu tarz şeylere hiç dikkat etmez. Görüntüymüş, umurumda olmaz da. Yani gerek yok. Bunun yerine ben suluğu başka yere alırım. Ama bu şekilde bozmam. Bu yine özür kurtarıyor, tamam mı? Bu yine belki olur da şu çok gereksiz. Saçma sapan olmuş bu. Abi biraz dursun da arkadaşlar ben onu sökerim. Hadi bismillah. Sürüm bayağı kalabalıklaşmış değil mi arkadaşlar? Bazı arkadaşlar şey diyor da, dedim ona da bir söyleyeyim. Şimdi bizim biliyorsunuz bir Dadaşko cinsimiz var. Bu kendi üretimimiz. Kendi
kasabalarımızla oluşturmaya çalıştığımız bir şeyiz. Zibrit ve koşamamının çaprazlamasında ortaya çıkan tavuk ve horozlara biz dadaşko dedik. Aslında koşamoların genetik yapıları biraz zayıf olduğu için işte soğuğa karşı çok dayanıklı değiller. Hastalıklara çok açıklar, kolay bakılmıyor, çabuk ölüyorlar falan derken biz de zibritin genetiği daha iyi. Çünkü zibritte çok fazla çaprazlama var. Onları eşledik. Onlarla böyle bir cins ortaya çıkarttık. Dadaşko. Ama dadaşkolarda da şöyle bir sıkıntımız oldu. Koşamamı genetikleri daha baskın zibrite göre. O yüzden hastalıklara karşı istediğimiz tepkileri alamadım açıkçası. Her yıl artırdığım, çoğalttığım dadaşkolar maalesef bir şekilde ölüp azalıyorlar arkadaşlar. Yine bir sürü cici çıkarttık. Bekleyip göreceğiz. Karşı bir sürü projeme saçma diyenler de var. Onlara da anlam veremiyorum. Karışık sürü projem benim saçma değil arkadaşlar. Gerçekten hakiki derecede. Karma sürümden ben sağlam bir nesil elde etmek istiyorum. Bu amacımız. Yani kan değişimine ihtiyaç duymayacağınız, 5-6 genetiğin bir arada olduğu, hastalıklara karşı çok dayanıklı, civcivden çıktıktan itibariyle ilaca ihtiyaç duymayan bir tavuk nesli ortaya çıkartmak istiyorum. Bu da kolay olmayacak. Hani bu dediğim şey, anlattığım şey belki önümüzdeki 3-4 yıl, belki 5 yıl daha sürecek. Ama yapmaya çalışacağım sonuna kadar. Rabbim izin verirse arkadaşlar. Böyle de bunları da dipnot olarak geçmek istedim. Canınızı yere. Hadi şimdi asilleri dışarı çıkartacağız. Tabi ondan öncesinde yine bıldırcınlarımızla alakalı güzel çıkımlar almaya başladım. Projek harika. Onları da bir göstereyim. Sonra da sürprizimiz. Asillerimiz olsun. Arkadaşlar bıldırcın çıkarımı da başlamış. Bu arada bir like'ınızı alırım. Hemen onları da kısaca böyle göstereceğim. İnşallah sağ salim çıkarlar. Daha yeni başlamış yani. Hepsi ıslak bıldırcınları. İşte. Kız seni gırtlaram. Tamam dur. Dur sakinim sakinim. Sakinim sakinim. Sakinim. Her yer cici doldu. Maşallah. Puro puro maşallah. Önce puroya girdiğimizde tabii ki küçük bir istop ettiriyoruz. Sonra kapağımızı açıyoruz. Şöyle sizlere kısaca gösteriyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten her civciv çıkımı bizim için çok heyecanlı ve tatlı oluyor. Şu anda bıldırcınlarımız çıkıyor. Bıldırcınlar çıkımı daha yeni başlamış. Tamam bro, kızma. Yeni başladıkları için halen de ıslaklar, o yüzden dokunmayacağım tabii ki. Beklemeye devam. Cimcimeler sizi ya, cimcimeler. Bıldırcınlara hastayız abi. Çok hızlı, çok aktif bir hayvanlar. O yüzden bir 4-5 saat daha bekleyeceğiz. Belki 8 saat. Bir tam kuruduktan sonra bunları artık kafesten alabiliriz. Ama bıldırcınların çıktığını görmek beni çok mutlu etti. Canlarım. İyi, bıldırcın pamülümüzü 200'e tamamlarız bu şekilde arkadaşlar. De kışın bakalım ne yapacağız. Bu yıl da yine kış sezonunda acaba diyorum ki bıldırcınları komple çıkartıp bu sene gibi mi yapsak? Yani işime geldi bu yıl. Mesela geçen yıl kışa doğru bütün bıldırcınları biliyorsunuz sahiplendirdik, sattık. Ondan sonra ben yaza doğru tekrardan bir civciv bıldırcın çıkımı aldım. Ondan sonra gördüğünüz orada oldu. Şimdi yumurta yiyoruz. Yumurtasını topluyorum. Çok hızlı bir şekilde. Yazında kar ettik. Çünkü bıldırcınlar yaz, pardon, kışın kar ettik. Çünkü bıldırcınlar kışın yiyorlar. Yumurta yok. Yerler sıcak olması lazım yumurtlamaları için. Biz de onu sağlayamadık. Çalışıyor mu? Tamam. O nedenle öyle kaldık. Orijinal Ligorin horozu bu işte. Porselen Ligorin. Laken vardırlar. Vay be, cinsleri nasıl dağıttık ama arkadaşlar ya. Sürüye karıştırdım cinsleri. Sürünün içinde çok fazla farklı farklı cins var. Bazen şaşırıyorum yani. Bu hayvanlar çünkü normalde kafes kafes bakılır. Kimse kıymaz biliyor musunuz mu? Karışık sürüye böyle cins tavuk karıştırmayı. Porselen Ligorinler misal. Bu yıl ben kafaya taktım değil mi? Yok, bölmeyeceğim. İstesem horozuyla porselenleri ayırıp bir kafese orijinal yumurta alabilirdim ama bu yıl almayacağım dedim, inat ettim.
Yani burada biz riske de girdik aslında. Çünkü eğer porselen ligi ürünlerimiz üretimini durdurduğumuz için bu yılmışsa, eğer bir hastalık, bir ölüm olursa porselen ligi ürün ırkımızı zayıflatırız. Şu an horozumuz da var, tavuğumuz da var. Kafese ayırıp aslında yumurta alabilirdik. Ama gelen sezon. Her zaman diyorum gelen sezon abi. Bu sezon full karışık sürüye çalışıyorum. Çünkü porselenlerin sürüde olması bizim için çok iyi. Farklı bir konumda çok güzel civcivler atıyorlar. O yüzden dursunlar istiyorum. Porselenler bir de yumurtacı olduğu için genetiğe bir de yumurta gene atıyoruz. Böylece alttan gelen kırma neslimiz bir de yumurtacı oluyor. Falan 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 falan. Canlarım. Seviyorum. Mandalin. Mandalin. Hiç bakmıyorsun mandalin. Hiç bakma. Bilezikler de halen duruyor. Ta küçükken takmıştık hatırlarsanız. Bir pembe bilezik takmıştık, bir kırmızı. Ya buna da taktık. Bambuya biz takmadık mı? Şu arkadaşımız da bambu. Ben sana bilezik takmadım mı bambu? Takmamışım. Takarız. Aslanım benim. Hiç yanımdan ayrılmıyorsun ya. Sana da takarız bir tane bilezik. Bıldırın çıkımı bitsin. Biraz kurusunlar. Kafese alınca göstereceğim sizlere tekrardan. Kolay üretim zaten bıldırı. Bu konuda da yorumlarınızı alabilirim. Acaba ne yapsak diye. Horoz sayımız çok arttı. Amuk ağaçı bile çiftleşmeye başlamış. Yeni amuk ağaçımız ve bu amuk ağaçtan daha güzel bir amuk ağaçı daha buldum sürüde. Kimseye de göstermedim. Videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani bizim karma sürü büyüdükçe geçen sezona dönecek. Geçen yıl ben kümese iniyordum. Önümden bir tane tavuk geçiyordu. O diyordum bu ne? Bu nereden gelmiş? Hadi video koş. Arkadaşlar öyle oluyor biliyor musunuz? Şimdi karma sürünüz olunca birdenbire bazen, bir de bizim burada geniş alır hayvanlar dağılırı fark etmiyorsun. Sürüye bir inirsin, önünde bir tane hayvan geçiyor dersin daha önce hiç görmemişsin gibi. Gerçekten de öyle oluyor bazen. Bugün de yine, dün müydü? Bugün de herhalde. Gözüme çarptı bir tane ama göstermeyeceğim. Sabredin, başka bir videoda göstereceğim. Bir tane amok ağaçıya ben de bir horoz daha denk geldi gözüme, muhteşem olmuş. Şimdi onların hepsini sürüye karıştırınca zaten ortalık bir şenlenecek arkadaşlar. Sayı da artınca tabi. Raptör, akıllı ol. Evet, bugün huzurlu bir gün. Hava sıcak. Yanıyoruz ama bu ara hava kapalı ve serinleşti. Şu an yani bir iki saat sonra muhtemelen yine yanarız. Ama şu birkaç dakika bile bana yetiyor arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim, baktınız ki video atamıyorum. Video gelmez sandın ki arkadaşlar hava aşırı sıcak çekemedim. Ya da bir şeyler olmuştur ama genelde şu anki gidişat ona gösteriyor. Çünkü bazen gerçekten çok zorlanıyorum. Sabah kümesi iniyorum, alev gibi yanıyor ortalık. Kamerayı açmak bile, kamerayı açıyor mu mesela? Kamera saliseler içerisinde o kadar kızıyor ki arkadaşlar, elini dokunduramazsın kameraya. Şu güvercinlerden de bir kurtulamadı arkadaş. Pony gel şunları al. Pony de bıraktı güvercin yakalamayı. Af benim kızıma, orada bitti o. Yaktı, bak bak. Tamam, daha fazla sohbet etmeyeceğim. Bu bana ters ters bakıyor bir saattir. Bir saattir önümde sadece sıfatıma bakıyor ve bir gözünü de hafiften kısıyor. Bak bak. Heee, gördün mü? Öyle olur. Günaydın. Poninin dışarıda kalan yemeğini bütün tavuklar üşüştü ve yediler. Ayamcaman horozumuz nöbet tutuyordu. Arkadan gelen lakemalı horozumuz, ayamcaman horozumuzu biraz uzaklaştırdı ortamdan. Demek ki bu tarafta rütbe olarak daha üstün. Benim sultanım buydu, aslanım. Kaba sakal her zamanki yerinde tabi. Kaba sakal, senden şüphelenmeye başladım. Tam saçının üstünde yumurta hakları var. Yumurta mı yiyorsun lan sen? Ha? Doğru söyle. Sultanım. Tamam. Maşallah, bismillah. Ya abi bıldırcın da çok tatlı ya. Minik minik dolanıyorlar, mınnak mınnak. Çok tehlikeli şu an. Hemen atlayıp bir tanesi aşağı doğru kendini bırakabilir.
Onlar bırak bana şöyle. Minnak minnak bakın diye. Çok hareketliler. Ya bu yılın son bıldırcın çıkımı benim için. Buradan da bir tık damızlık ayırdıktan sonra gerisini sahiplendireceğiz. Haberiniz olsun. Düşecek buralar aşağı, düşecek ki beni delleye de düşecek buralar aşağı ki baba. Ya tamam, hangi mınlık alayım ha? Karıncaya benzer bunlar, karıncaya. Aynı karınca gibiler. Şu hissiyata bile her şey değer. Hı? Ha çocuk. Minnak evlatlar. Benim evlatlarım severim sizi. Ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hemen tekrar makineyi kontrol edelim. Çıkıp çünkü devam ediyor arkadaşlar. Daha da çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Oh, çıkım devam ediyor. Çıkmışlar bile. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen sessize alalım. Şurada yine var bak. Daha da çıkın devam edecek. Maşallah. Ne kadar güzel yer. Buraya gir. Seviyorum işte. Kim ne diyor de seviyorum. Seviyorum seni aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben ne yapayım, Hele bu tatlılıkla ya bak ya. Biz ne yapalım biz? Hangi suya düşüyor ya? Ha? Sivir suyuna düşün ben. Yavaş. Bir de korktum ki oraya aşağı dönünce yine atlayacağım. Hemen şuradan alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Yukarıdan alıyorum. Aşağı bırakıyorum. Yukarıdan alıyorum. Aşağı bu yakıyorum. Hay maşallah size. Yukarıdan alıyorum. Aşağı atıyorum. Yukarıdan alıyorum. Aşağı bu yakıyorum. Oh. Bismillah. Hadi bereketli olsun. Rabbim burada gördüğünüz bütün civcivlerin daha güzellerini sizlere nasip eylesin arkadaşlar. Çok güzel bıldırcın çıkımı aldık. Ben çok mutluyum. Umarım sizler de mutlu ölürsünüz. Tontik. Arkadaşım siz yine nereden kaçtınız ya? Tavşancıktan yine kaçtı bizim. Paspas. Ha, paspas. Yine nereye deldiniz siz? Ha, şimdi de buraya delmişler. Bu ara bu tavşanlar çıldırdı. Kafesiz utanmıyoruz arkadaşlar. Sürekli dışarı bir şekilde kaçıyorlar. Paspas burada. Öbürü nerede? Ha, öbürü de orada. Ha. Ben ne yapayım? Ha? Firarda yine tavşanlar. Firarda. Gir içeri. Hadi. Gir içeri. Hadi. Gir. Nasıl çıktıysa zırla girin. Hadi. Sopa istirsizsiz. Sopa. Ha. Tavşan içeri edeceğim. Bir daha şimdi bu saatten sonra. Oo, girdi bile. Öbürünü de içeri edek. Gir içeri. Gir. İçeri gir. Hadi. İçeri gir. Hadi içeri. Gir içeri. Ha. Hainler size ha. Cimcim evet.
Oğlum burada nasıl çıkmayı başardınız da? Ben size şey, ha? Biz bunlara şey yetiştiremiyoruz. Nasıl edeceğiz? Şöyle yapacağım. Şimdi arkasına koyayım bakalım şey. Şöyle şey. Aynen. Şimdi oldu gibi. Başka yeri yırtmazsalar eğer. Arkadaşlar asırları şimdi dışarı çıkartacağız birlikte ama şunu da söylemek istiyorum bakın. Bu taraf biliyorsunuz artistlik binası. Burası şimdi maliyeciler de burada cüce koşunlar falan. Asırları buraya alırsak burada büyük bir harç çıkabilir. Artistin yüzünden ve artistin eşeğinin yüzünden kar yağdığından ötürü. O yüzden bir tık beklemek zorundayız. Bunun yerine biz komple sürüye karıştırma kararı aldık. Sürü üyelerinin asırlara bir şey deyip demeyeceği konusunda demeyeceğini düşünüyorum ve hızlı bir şekilde sürüde bence rütbeleşme alacaklar. Çünkü halen daha çok küçükler, tehdit içermiyorlar. Biraz dışarıda gezdirirsek daha hızlı büyüyebilirler. Büyüdükten sonra da buraya komple alırız. İşte o süreçte de bizim artisti buradan çıkarmamız lazım maliyecilerle birlikte. Hem biz zaman kazanalım hem de asiller biraz daha sağlıklı ve güçlü beslensin dışarıda gezerek. Şimdi bir de kafes alırsak burada da çok da beslenemeyecekler. Aylardır, yıllardır bu anı bekliyor gibiymişler arkadaşlar. İnanılmaz ama ortama hemen uyum sağlamaları dikkatimi çekti. Kaba sakal hiçbir şey demedi civcivlere. Asiller çok mutlu ve çok kalabalıklar. Hiç bu kadar kalabalık olduklarını fark etmemiştim. Sürekli kafesin içinde durdukları için kendilerini pek belli etmiyordular. Şu an dışarıdalar ve tam bir raptör sürüsüne benziyorlar. Yani dinozor sürüsüne benziyorlar. Vay be. Muhteşemler ya. Maşallah. Kapıyı tabii ki hemen kapadım. Tekrar içeri dolmalarını istemiyorum. İçeri dolarsalar şayet sürü üyeleri bunları içeride sıkıştırabilir. Oradan çıkmazsalar sürüyü içeri alıştırırlar. Yemlerini yedirirler falan. Bir sürü sebebi var şu an kafesin kapısını kapatmamın. Dışarıya tam bir şekilde adapte olmalarını istiyorum. Şu an hemen çıkar çıkmaz önce birkaç sıçradılar, hopladılar. Şimdi ise durumun tadını çıkartıyorlar. Hele yeşillikle, birazdan toprakla, birazdan sürüyle böyle bir ufak kaynaşma olabilir. Ama bu sürü nereye giderse orayı biçip geçer abi. Çok kalabalık bir sürü. Ama bir tık daha büyüyünce mecburen bunların hepsini ayrı bir tarafta sürü olarak bakacağım arkadaşlar. Geçen yılın başında yani sezona girmeden sizlere demiştik. Bakın bu sözümüzü tuttuk sayılır. Asil kümesi oluşturacağız dedik. Küçük bir çaplı bu tarafta hobi olarak. Babam çok seviyor çünkü. Ve onu yapabildik, başardık. Kendi aralarındaki hiyerarşi de çok güzel. Şu an bu yaşlarına rağmen aslında birbirleriyle biraz sürtüşmeler lazımdı. Çok bekledim o durumu da. Ciddi anlamda hiç birbirleriyle kırmıyorlar, üzmüyorlar. Sürü psikolojisi çok güzel oluşmuş. Şimdilik çok fazla bilgim yok asil konusunda. İleride ne olur? Birbirlerine girer miler? Kendi kentlerini yer miler onu bilemiyorum. Birlikte gözlemleyip göreceğiz arkadaşlar. Babam çok emek verdi. Babamın emeği çoktur. Sağ salim büyük. Gelişimleri konusunda bilgili arkadaşlar aşağı yorum düşebilir. Gördüğünüz horoz sayısını yazabilir, tavuk sayısını yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağız.
İçlerine gerçekten abi şu hayvan çok iyi, çok kaliteli dediğiniz de varsa onları da aşağı yorum düşerseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü şu misal herhalde bir tavuk şu an kadrajda olan. Arkada da şu horoz herhalde. Belli ediyorlar kendilerini. Renk olarak çok karışıklar. Siyah beyazı da var şu arkada. Şöyle kahverengisi var, çillisi var. Belki bizim ballıya benzeyenler bile var şöyle. Koyu kahverengi falan. Çok güzel. Bunların hepsi bana Rize'den geldi. Rize-Trabzon hatları. Karışık olacağını söylemişti zaten. Teşekkür ediyorum buradan. Şu an hatırıma gelmedi. Abimin ismi ama sağ olsun. Yardımcı olmuştu o dönem. Gerze işte abi. Bizim burada gerze diyorlar bunlara. Ben de asil diyorum çünkü bu hayvanların ismi, orijinal ismi asil olarak biliyorum. Yani var tabi işte oradan geldim böyle de ben ne bileyim işte ortalama hepsine asil diyoruz. Hoppa süt olana bak. Hiçbir şey demedi. Harika ya. Süt olana bakın. Halen daha hiçbirine hiçbir şey demedi. Ya bunun bir sebebi tehdit olmamaları tabii ki. Çünkü sürüde herhangi bir rütbe kazanmak çabasında değiller şu an. Ama bir sebebi de hayvanların arasındaki hiyerarşi. Kümes ortamı çok önemli arkadaşlar. Böyle bakın süt olana dersin uzun zamandır tanıyormuş gibi. Şimdi gün boyu bunlar dışarıda dursun. Bir sonraki videomda tekrardan belki çıkartırız birlikte. Ki muhtemelen çıkartırız. Bunlar böyle biraz büyüteceğiz. Boyatsınlar dışarıda. Çimlensinler, yesinler, içsinler. Sonra bunları abi öbür kümese transfer edeceğiz. Transfer sezonumuz halen açılmadı. 2 ay sonra açılacak. Kısmı bir yemleme yapayım şurada. Asiller de sürüye biraz daha kaynaşsa. Hadi'yle bir dünün tepkisini görmedik. Hadi'yle bir dün nasıl bir tepki verecek onu merak ediyorum. Şu an onlar için çünkü yabancı. Kazlar biraz daha tavuklara göre daha hırçın olabilir. Yok. Güzel. Güzel. Onlar da kabullendi. Çok iyi. Çok iyi beklediğim tepki vermediler. Kazlar çünkü tehlikeli arkadaşlar. Böyle tuttu mu öldürür var ya. Yok iyi. Tanıdılar. Güzel. Tamam. Harika. Oy. Şu huzuru her şeyi değiştirme. Pardon. Bu huzuru hiçbir şey değiştirme. Şimdi arkadaşlar o değil de 2 tane güvercin indi şu an. Bu güvercinler küllü Zivana'dan çıkmaya başladılar. Ben buradayken bile artık benden korkmamaya başladılar. Sürümün içerisinde bir de güvercin bakıyorum. Nem kaç tane? Yine arkamda bir 20 tane var. Bakın. Bu güvercinlerden nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Pony de artık yakalamıyor zaten. Onlar da artık korkmuyor. Yine az bir şey tırsıyorlar da. Çünkü ikisi mesela çok cesaretli. Aha bir tane daha geldi. Oh! İnin. Sürüm çok güzel oldu. Şu aralığındaki şu an. Çok tatlı bir ortam oluşturduk. Keliklerimiz, karışık sürümüz falan. Hava da çok sıcak. Abi yaz gelmedi mi? Şu an kış da değil tamam mı? Bu yabani güvercinlerin artık buradan gitmesi lazım. Gidin başka yerlerde bir şeyler yiyin. Her yer yeşillik zaten. Tohum dolu. Bırakın benim kümesimi salın artık ya. Salın şu kümesimi salın. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun artık savaştan sonuna gelelim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şunu her zaman hatırlatmak isterim sizlere. Pony gel sevi bir tane. Sen niye sevdirmiyorsun kendini? Gerçi hava çok sıcak bir şey demiyorum ki sana da. Haklısın. Sevince vücut sıcaklığını artıyor. Tamam sevmiyorum. Sen bilirsin. Bayram boyunca
kuluçkalık yumurta satışlarımız şimdilik yok. Çünkü kargo sıkıntı oluyor. O yüzden şimdiden ya sıranızı alırsınız ya da biraz beklemeniz gerek arkadaşlar. Sürümüzde bulunan kuluçkalık yumurtalarını almak istiyorsanız kumessim.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ha diyorsanız ki yok ben satacağım, yine kumessim.com adresinde siz de kendi ürünlerinizi satabilirsiniz. Reklamı ben yapıyorum, ürünleri satmak size düşüyor arkadaşlar. Evet, harikalar diyarı olarak yıllardır sizinleyiz ve güzel güzel minik minik küçük küçük harikalar diyarları kurmaya devam ediyoruz. Yumurtalarımızla, yer yer civcivlerimizle, bugün çıkan işte bıldırcınlarımız az bir şey büyüyünce başka arkadaşlarımızın kümeslerini süsleyecekler. İşte civcivlerimiz de aynı şekilde. Asillerimiz biraz büyüteceğiz, belki bir kısmını sahiplendireceğiz. Onlar da yine birilerinin kümeslerine gidip harikalar diyarından başka kümeslere transfer olacaklar. Transfer süreçleri açılınca size haber vereceğim. Belki kendi kümesinize transfer etmek isteyebilirsiniz. Canınızı yerim, sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir like'ınızı alırım. Videolarımıza like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum.